Allahumma inni es'alukal afwa wal afiyya wal mu'afata fi dunya wal akhirah wal mu'afata fi dunya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyiciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. TV Yalova'da Süleyman Çelebi ile Ramazan Buluşmaları programının 28.sini bu akşam icra edeceğiz inşallah. Ramazan'ın sonuna iyice yaklaştık. Allah-u Teala tekrar gelecek Ramazan'a ve nice Ramazanlara ulaşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Yine Ramazan'ın sonuna doğru gelirken COVID hastalığından ötürü hastanelerimizde ve evinde hasta yatan bütün hastalarımıza ve diğer hastalarımızın hepsine şifalar diliyoruz. Allah-u Teala bütün ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Biraz sonra sizin de güzel bir konu, hepimizin ilgisini çekeceği bir konuda değerli bir konuğumuzla beraber olacağız. Şimdi programımızı başlatıyoruz. Allahümme inni es'eluke al-afwa wal-afiyya. Allahümme inni es'eluke al-afwa wal-afiyya wal-mu'afata fi dunya wal-akhirah wal-mu'afata. Kıymetli izleyiciler, bu akşam hepimizin çok önemli olarak gördüğünü düşündüğümüz eğitimde kadının rolü ve artı çocuklarımızın eğitimi, çocuk eğitimi üzerinde duracağız. Malumunuz toplumumuzda gerçekten kadınların her alanda büyük bir rolü var. Kadın elinin değdiği yerde de kalitenin olduğunu da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla eğitimde de bu işte kadınların ne kadar rolü var? Bu nokta üzerinde durmaya gayret göstereceğiz. Bu konuları bize bu akşam değin Çiftlik Köyü Müftülüğü'ne bağlı Hacı Mehmet Bakay Camii'nde 4-6 yaş grup öğrencilerine öğretmenlik yapan ilahiyatçı ve eğitimci olan Nur Kübra Ayık hocamız misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ramazan-ı Şerif'in sizin de hayırlı olsun. Allah razı olsun hocam, sizlerin de. Allah razı olsun. Bize zaman ayırdınız bu Ramazan gününde, gecesinde. Onun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocam, her akşam yaptığımız bir şey var. Bütün konuklarımızı tabii tanıyan var, tanımayan var. Kısaca konuklarımızdan kendilerini kısaca tanıtıp izleyicilerimizin kısa bilgi sahibi olmasını arzu ediyoruz. Mahsuru yoksa siz de kısaca bir özgeçmişinizden bahsedersiniz, seviniriz. Ben Uludağ İlahiyat mezunuyum. Bunun dışında Kocaeli Üniversitesi'nde formasyon eğitimi aldım. Bu yılda pandemi şartlarında eğitim denetim ve yönetimi yüksek lisansı yaptım. 4 yıldır hocam, 4-6 yaş grubunda derse giriyorum ama mesleğimde 8. yılım. Maşallah. Aynı zamanda Çiftliköy Müftülüğü'nde gençlik koordinatörlüğü vazifesini de yapıyorum son 2 yıldır. Onu unuttuk söylemeye demek ki. Sağ olasınız. Allah muvaffak etsin. Tabii sizin koordinatörlüğünüz herhalde bayanlara yönelik mi? Evet. Yani bayan. Bayanların ve erkeklerin koordinatörlüğü ayrı. Ben genç kızlarla ilgileniyorum. Anladım. Allah muvaffak etsin. Hocam, ben konumuza geçmek istiyorum. Şimdi eğitim herkesin üzerinde önemli durduğu bir alan. Devletin de çok büyük yatırımlar yaptığı bir alan. Eğitim deyince biz ne anlamamız gerekiyor? Eğitimin tarihçesi nerelere kadar dayanıyor? En azından İslami açıdan baktığımız zaman bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında hocam eğitim insanın bütün kabiliyetlerini, sahip olduğu bütün kuvvetleri hem kendisi için hem de insanlığın faydası için geliştirmesi süreci. Şimdi biz din eğitimine göre de insan hem uhrevi bir varlık ama uhrevi bir varlık olduğu kadar da dünyevi bir varlık. Yani insan hem dünyayı imar etmekle görevli ama bir taraftan da uhrevi alem için kendi vasıflarını geliştirmek zorunda olan bir varlık. O yüzden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Asas suresinde olması lazım. Allah'ın sana verdiği ile
ahiret yurdunu iste ama dünyadaki nasibini de unutma diyor. Bunun her ikisi için de çaba sarf etmesi gerekiyor. Allah Teala diyor ki Allah'ın sana ihsan ettiğinden sen de ihsan et. Buradaki ihsan kavramını insanın hem kendisi için hem de toplum için üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapması olarak düşündüğümüz kadar aslında verme anlamında da düşünebiliriz. Yani Allah'ın sana ihsan ettiği, sana verdiği kabiliyeti ve kuvveti sen de insanların yararı için kullan ve bunları geliştir. Bu anlamı mesela ilk defa hatırlıyorum. Daha önce ihsan olarak yardım etme anlamı kullanılır ama sizinki daha kapsamlı ve gerçekten kuşatıcı bir anlam yüklemişsiniz. Çünkü bu kabiliyeti de, bu kuvveti evet. de eğer biz eğitimle geliştirmezsek işte o zaman istemediğimiz sonuçlar doğuyor. Mesela boş güven gibi. Doğru. Ya da işte gaflete düşmek gibi. Bunlar birleştiği zaman artık eşyaya kul olan bir insan figürü ortaya çıkıyor ki bu da bizim yaratılış gayemizin çok tersine bir yere doğru gidiyor. Hem insanlığı tahrip eden hem doğaya zarar veren bir insan figürü ortaya çıkmış oluyor ki işte eğitilmediği zaman, eğitim olmadığı zaman böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu açıdan baktığımızda ama eğitimin tarihçesine bakarsak da biz bilgi çağının Hazreti Adem'le beraber başladığını söyleyebiliriz. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de böyle okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala varlığını ve aslında kendinin varlığını da Hazreti Adem'e öğretirken onu merhale merhale eğitiyor. Biz eğitim basamaklarını orada tek tek görüyoruz. Evet. İlk aşamasında Allah Teala bilgiyi kavratıyor Hazreti Adem'e. Eşyaları tek tek öğretiyor. İsimleri öğretiyor. Evet. Sonra meleklerine diyor, işte karşı meleklere dediği zaman sözünüzde doğruysanız siz de şunların isimlerini söyleyin dediği zaman biz burada hem eğitime yani Hazreti Adem'e verdiği eğitime verilen kıymeti anlıyoruz. Hem de bu eğitim verildiğinden dolayı Hazreti Adem'in de ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. İkinci aşamaya geldiğimiz zaman Hazreti Adem bu aldığı bilgileri uyguluyor. Aldığı işte öğrendiği isimleri uyguladığını görüyoruz. Bir sonraki aşamaya geldiği zaman Hazreti Adem bu öğrendiklerini analiz, sentez etmeye başlıyor. Orada da gene Bakara suresinin olması gerekiyor hocam. Ya da Araf suresinin olması gerekiyor. Özür dilerim. Ey Adem diyor, sen ve eşin cennette yaşayın ve istediğimizden yiyin. Ama şu ağaçtan uzak durun. Burada da Hazreti Adem o öğrendikleriyle beraber nasıl hareket edecek? Bunları nasıl kullanacak onu görüyoruz. Son aşamaya gelince aslında bir de eğitimin bir basamada değerlendirme aşaması. Hazreti Adem yaptığı hatalardan tövbe ediyor ve sonrasında neler yapabileceğine bakıyor. Biz burada Hazreti Adem'in kıssasında, hayatında aslında eğitimin bütün basamaklarını görüyoruz. O yüzden eğitimin tarihçesini Hazreti Adem'e dayandırmak bu anlamda çok doğru. Evet. Ama İslam eğitimi açısından bakarsak, İslam tarihi açısından bakarsak da o zaman hocam Hazreti Peygamber'den başlatabiliyoruz. Evet. Doğru, güzel bir yaklaşım bence de. Yani insanın olduğu yerde eğitimin olmaması belki bugünkü anlamıyla olmasa bile o günkü şartlarda mutlaka bir silsilesi var. Şimdi değerli hocam, madem eğitim yani bu kadar eskiye dayanıyor, insanlığın başlangıcıyla var olan bir şeydir. İnsan hayatında bunun büyük bir önemi olduğunu anlamış oluyoruz. Bu vesileyle de sanıyorum yani devlet de özel sektör de eğitim üzerinde çok fazla yatırımlar yapıyor. Yani devlet şimdi okullarında yüz binlerce öğrenciyi yetiştirirken onlara bedelsiz olarak birçok hizmetler, imkanlar sağlıyor. Bunu özel sektör de yapıyor. Özel sektörde biraz daha belki ticari bir boyutu da olsa da sonuçta bir eğitim süreci var. Şimdi bu eğitimde yani genel eğitim olarak da düşünebiliriz veya özellikle İslami eğitim olarak da bakabiliriz. Bu eğitimin amacı nedir? Niye bu kadar devlet veya özel sektör bu eğitime yatırım yapıyor? Yeter mi? Yani bu yatırıma değer mi bu masraflar diyelim? Aslında değer çünkü hocam eğitim kişiye beceri kazandırma, işte tavır kazandırma, alışkanlık kazandırma gibi görünse de aslında bu bütün toplumu imar etmeye, kalkındırmaya yönelik bir faaliyet. O yüzden bunun planlı, programlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bu noktada eğitim kurumlarına ihtiyaç duyuluyor. O yüzden devletin de özel sektörün de bu kadar yatırım yapması doğru ve yerinde bir karar. Eğitimin amacı bireyin kendini geliştirmesine imkan sağlayarak aslında onun hem insan ilişkilerini hem toplum ilişkilerini hem ekonomik etkinliğini bir taraftan da vatandaşlık bilincini geliştirmek üzerine aslında toplumun her bölümüne, her basamağına yönelik bir şey söz konusu burada. Ve bu
sağlam ve sağlıklı temelleri atabilmesi için de toplumun her kademesinde ihtiyaç duyulabilecek insanı yetiştirmesi gerekiyor. O donanım ve kabiliyetle o insanı yetiştirmesi gerekiyor. Bunlar için de eğitim kurumları şart. De kişiye mesleki formasyon kazandırmasının yanında aslında o kişinin tarihi ve kültürüyle irtibatını sağlayan şey de, milli değerleriyle irtibatını sağlayan şey de yine eğitim. O açıdan baktığımız zaman. Bir de bunun yani İslam eğitimi açısından baktığımız zaman dinle eğitimin aslında yine iç içe olduğunu görüyoruz biz. Yine eğitimin genel amaçlarıyla din eğitiminin amaçlarının bir noktada aynı paralel gittiğini de görüyoruz. Çünkü eğer toplumun biz sağlam ve güvenli bir zeminde tesisini istiyorsak, toplumun daha sağlıklı ahlaki temellere oturmasını istiyorsak, o toplumda iyiliği yayıp kötülükten sakındırma vazifesinin doğru ve sağlıklı bir şekilde işlemesi gerekiyor. Bu iyiliği emredip kötülükten sakındırma vazifesi de aslında din kültürü ve ahlak bilgisi eğitiminden geçiyor. O yüzden de İslam eğitimi bu anlamda çok önemli. Çünkü eğer eğitim aşama aşama insanı kemale erdirmeyi amaçlayan bir şeyse, İslam eğitiminde de biz salih insan dediğimiz şeyi aslında ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Burada salih kavramı yani doğru, yerinde olan, uygun anlamına geliyor. Aslında şey olarak baktığımız zaman ismi fail sıgasından geliyor. Terim olarak baktığımız zaman Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olarak hareket eden kişi. Biz İslam eğitimi verdiğimiz zaman İslami eğitimde de amacımız Kur'an eksenli bir eğitim verdiğimiz zaman da bizim buradaki amacımız hem sözünde hem fiilinde hem usulünde dünyada ve ahirette mutlu olacak insanı yetiştirebilmek. Amaç bu. Kur'an eksenli bir eğitim verdiğimiz zaman da zaten kişi benim için, bana göre demekten çok artık bizim için, insanlık için demeye başlıyor ki bu işte bizim erdemli şahsiyet yetiştirebildiğimizin göstergesi haline geliyor. Evet. Hocam burada benim aklıma şöyle bir soru daha geldi. Yani ahlakla ilgili bir boyutuyla ilgili bir sorun da olacak ama konu gelmişken oraya da kısaca bir temas etmek isterim. Şimdi İslam eğitimde kamil bir insan, yani salih bir insan veya olgun bir insan, sözüyle, özüyle, davranışlarıyla güvenilen bir insan olduğunda bu mesleki hayatında da etki eder mi? Yani bir diyelim ki mesleki bir eğitim alan insan aynı zamanda İslam eğitimi de aldığında bunun meslek üzerinde bir yaptırımı veya bir etkisi olumlu ya da olumsuz oluyor mu? Oluyor. Aslında bunları çocuklarda bile biz görebiliyoruz, teşhis edebiliyoruz. Çünkü o öz disiplini kazandırdığımız zaman, o ahlak ilkelerini yerleştirdiğimiz zaman bu işindeki disiplinine de yansır, bu işinin anlayışına da yansır. O yüzden din eğitiminin her alanda, insanın her alanında katkısı büyük. Evet, yani düzgün iş yapma noktasında da ahlak onu etkiler diyorsunuz. Hocam belki şöyle bir şey daha, konumuzun ana temalarının birisi buydu. İslam tarihinde kadının eğitimde rol oynamasının menşei nedir veya gücü nedir? Nerelere dayanıyor? Ne kadar etkili olabiliyor? Hakikaten bu konuda kadınlar gerektiği kadar rol alıyor mu bu eğitim içerisinde? Siz bir eğitimci olarak, bir işin içerisinde olarak ne görüyorsunuz? Hocam aslında İslam eğitimi, dini eğitim konusunda kadın erkek ayrımı yapmıyor. Yani ikisine de hitap ediyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de ilmi teşvik eden ya da ilmi bize tanıtan ayetlerin tamamında hitabın hem kadınlara hem erkeklere yönelik olduğunu görüyoruz. O yüzden biz İslam eğitiminde kadının yerine baktığımız zaman bunu ilk vahye kadar, ilk emre kadar götürebiliriz. Çünkü Peygamber Efendimiz'e gelen ilk emir oku emri. Ve bu ilahi davetle ilk karşılaşan kişi bir hanım, Hazreti Hatice. Hı hı. Bu ilahi davete ilk evet ben kabul ediyorum ve bu eğitim sürecini kabul ediyorum, bunu yapacağım diyen kişi de Hazreti Hatice. O yüzden biz kadınların İslam eğitimindeki rolünü ilk vahye kadar dayandırabiliyoruz. Bunun dışında kadınlar İslam eğitim tarihi boyunca hep aktif olmuşlar. Aslında hem öğrenen konumunda hem öğreten konumunda aktif olmuşlar. Çünkü İslami bilinçle yetişen hanımlar, ortamda bulunan hanımlar şu ayeti biliyorlar. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ya da Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifini biliyorlar. İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Evet. Şimdi bu zihniyetle yetiştikleri için de hem öğrenen konumunda hem öğreten konumda aslında hep varlar.
Bunlar asr-ı saadetten buna birçok örnek verebiliriz. Mesela Medineli sahabilerden Ümmü Hişam var. Ümmü Hişam Peygamber Efendimiz'in cuma hutbelerine katıldığını söylüyor. Bu sayede minberde okunan Kaf suresini bizzat Resulullah'ın kendi tilavetinden öğrendiğini söylüyor bizlere. Biz buradan da anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz'in mescitlerinde her zaman hanımlara da yer vardı. Ki Peygamber Efendimiz'in de böyle bir ifadesi var. Diyor ki Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın. Biz buradan şunu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz kadınları hiçbir zaman mescitlerden, bu eğitimlerden ayrı tutmamış. Aksine o ortamı onlarla beraber anlamlı kılmaya çalışmış. Onlarla beraber huzurlu kılınmasını istemiş. Şimdi burada bir sözünüzü keseceğim. Şimdi günümüzde camilerimize baktığımız zaman Ramazan haricinde kadınların farz, yani beş vakit namazlar veya cuma namazları gibi namazlarda olmadığını görüyoruz. Oysa sizin az önce belirttiğiniz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz döneminde uygulamanın çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Biliyoruz. Bu farklılık neden kaynaklanıyor? Bugün bayanlar camiye gitmeye kalksa vakit namazları için bir sorun yaşanır mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında yani günümüz Müslüman kadınlarının şikayetçi olduğu konulardan biri şöyle. Artık yeni bunt aşılmaya başlandı ama genelde camilerin en alt katları ya da daha basık, rutubetli tarafları hanımlara ayrılan bölümler oluyor. Son derece rahatsız oluyor hanımlar bu konuda. Ben bunu şeye bağlıyorum. Yani zaman içerisinde İslam toprakları genişledikçe yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş ya da uydurma hadislerle işte bir şekilde kadınlar mescitlerden uzaklaştırılmış. Aynı şey eğitim faaliyetleri için de geçerli hocam. Biz asr-ı saadete baktığımız zaman kadınların ilmin çok içinde olduğunu görüyoruz. Tefsirde, hadiste, usulde ya da matematik alanında ya da feraizde her neyse yani her türlü ilim alanında çok aktif olduklarını görüyoruz. Ama zaman içerisinde bu eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sekteye uğradığını görüyoruz. Uydurma hadislerle işte uzak durmaları gerektiğine dair şeyler ya da sadece belli eğitimleri almaları gerektiğine dair hadislerle, uydurma hadislerle böyle olduğunu görüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in uygulamasında böyle bir şey yok. Şey etkili olabilir mi? Yani İslam'ın gelişmesiyle yeni toplumların gelenekleri burada baskın olma durumu da söz konusu olabilir mi acaba? Yeni geleneklerin baskın olmasıyla ya da orada bu şekilde uygulanmasını daha uygun gördükleri için ve buna sağlam bir kaynak göstermek zorunda oldukları için bizim İsrailiyat dediğimiz şeyi sonradan eklemeler yaparak bunu dini bir noktaya da dayandırmış olabilirler. Kaynak göstermek maksatlı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in devrinde böyle bir şey yok. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz zamanında kadınlar mescitlere gidiyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz'den kendilerine özel bir eğitim zamanı istiyorlar. Burada Peygamber Efendimiz onlara hem soru cevap metoduyla hem de takrir metoduyla eğitim veriyor bir yandan. Bir taraftan da sahabilerin, hanım sahabilerin de eğitim öğretim faaliyetlerinin çok içinde olduğunu görüyoruz. Mesela okuma yazma faaliyetlerinin içinde biz Şifa binti Abdullah olması lazım. Peygamber Efendimiz'in hanımı Hazreti Hafsa'ya okuma yazma öğrettiğini biliyoruz. Ya da Hazreti Talha'nın kızı Ayşe'nin teyzesi Hazreti Ayşe'ye yardım ettiğini, her yerden, çevreden gelen bu ilim talibi hanımların gelip ona soruları yazdırdığını, bu genç Ayşe'nin de Hazreti Ayşe'ye soruları götürüp ondan cevapları yine yazılı olarak alıp onlara ulaştırdığını biliyoruz. Bu zaman zaman sekteye uğramış evet ama o ilk zamanki bu ilim ve kültür alanındaki şahlanışı biz tekrar yakaladığımızı düşünüyorum. Yani günümüz Müslüman hanımları olarak. Hazreti Ayşe'nin de çok hadis ezberinde olduğu söylenir. Evet. Bu noktada yani o da eğitim faaliyetinin bir parçası mıdır veya yani o ilmi nasıl elde etmiş? Özel bir eğitimle mi bunları elde etmiş noktasında bir şey söyleyebilir miyiz acaba? Hazreti Ayşe için evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü bizzat Peygamber Efendimiz de kaynağından aldığı için bunu söyleyebiliriz. Ama bunun gibi birçok yine hadis rivayet eden sahabiler olduğu gibi mesela hemşire bir şeyden bahsedilir. Yani Rufeyde bin Sa'd ya da işte astronomiyle ilgilenen yine 13. yüzyılda hocam bir şey olması lazım. Fatma bin Sa'd El-Hayr gibi bir ismi var sanırım. Bu zatın biz İspanya'dan Çin'e kadar yolculuk yaptığını biliyoruz. Sırf ilim öğrenmek için. Bunun gibi bir aslında tarihte birçok örnek var. Evet. Yani demek ki bu konuda biz kadının eğitimdeki rolüyle alakalı çok fazla yeterli bilgimiz yok. Bu onu gösteriyor. Ama günümüzde bir iyileşme var. Siz de az önce belirttiniz. Bir iyileşme var.
Özellikle bu kadınların eğitim noktasında yine kadın eğiticilerin rol almasının büyük bir farkını görüyoruz. Bunda da başarılı olduklarını düşünüyoruz. Yani kadın genelde mesela hafızlık noktasında günümüzde Kur'an-ı Kerim ezberleyen birçok bayanların, bayan öğrencilerimiz, yani gençlerimiz var. İlahiyat camiasında imam hatiplerde hakeza bu şekilde kendini yetiştiren, hatta bunu ben sadece din alanıyla sınırlamamak gerekir diye düşünüyorum. Yani bütün üniversitede birçok profesör bayanlarımız, öğretmenlerimiz vesaire, eğitimcilerimiz var. Ama ben şunu söyleyebilirim herhalde. Yani bir araştırma değil de görüntü olarak, yani dışarıdan gördüğümüz bir vaka olarak kadınların daha başarılı olduğunu düşünüyorum ben eğitimde. Mesela ilkokulda çocuğumuzu ilk verirken bile bayan öğretmenleri genelde daha çok seçiyor veliler. Yani bir her biri olmasa bile genellikle bayanlar üzerinde bir tercih yapıyorlar. Herhalde bu işi onlar bu noktada iyi yaptıklarından kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında hocam bir de şöyle bir soru aktarmak istiyorum. Kadın veya erkek örgün, yaygın eğitim sürecinde eğitime nasıl katkı sağlamaktadır? Özellikle eğitimin hedeflerinden biri olan ahlaki dönüşümde ne ölçüde müessir olabilir? Şimdi az önce buna değineceğimizi söylemiştim. Böyle bir soru hazırlamıştım. Şimdi kadınların hem örgün eğitimde, ben biraz gerici girizgahını yapmış oldum bu konunun, ama şimdi burada hani bu eğitimi verirken özellikle din açısından baktığımız zaman bunun ahlak üzerinde nasıl bir etkisi oluyor konusunda biraz temas edebilir miyiz? Aslında hocam yani kadın eğitimin her alanında var. Hem örgün eğitimde hem yaygın eğitimde yaptıkları işin niteliği bakımından ya da hitap ettikleri öğrencilerin değişikliği bakımından sadece bizim ünvanlarımız değişiyor ya da verdiğimiz dersler değişiyor. Bunlar işte bahsettiğiniz gibi üniversitede akademisyenler ya da hayat boyu öğrenme merkezlerinde usta öğreticiler, milli eğitimde çalışanlar, öğretmenler, Kur'an kurslarında görev yapanlar, Kur'an kursu öğreticileri. Kadınlar aslında eğitimin hem öğrenen hem öğreten tarafında her ikisinde ne varlar? Ama eğer ahlaki dönüşümden bahsedeceksek o zaman bu biraz daha din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alanına giriyor. Bizim ülkemizde de bu din kültürü ve ahlak bilgisi, daha çok din bilgisi dediğimiz ders muhteviyatına göre ve amacına göre 3 şekilde veriliyor. Bunların ilki genel eğitim, genel din eğitimi dediğimiz. Bunlar bu okul çağındaki çocuklara yönelik ilk ve orta öğretim kurumlarında belirli dini bilgileri, onların düzeyine göre din ve ahlak eğitimi verilen eğitim, bu genel din eğitimi oluyor. Bunlardan ikincisi mesleki din eğitimi dediğimiz şey bizim. Bu da toplumun ihtiyaç duyduğu din görevlilerini yetiştirmek için ya da din eğitimi konusunda uzmanlaşmak için imam hatip liselerinde veya ilahiyat fakültelerinde verilen mesleki din eğitimi. O bizde asıl ilgilendiren sanırım bu, yani toplumun genelinde kadına yönelik verilen dersler yaygın din eğitimi. Bunu da Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetleriyle, basın yayın yoluyla, kitaplarla, konferanslarla ya da kurslar aracılığıyla insanlara din ve ahlak eğitiminin verildiği eğitim, bu yaygın eğitim. Kadınlar bu üç eğitimin hepsinin içinde varlar. Hem öğrenci olarak varlar, hem öğretici olarak varlar. Biz toplumun geneline baktığımız zaman, toplumun eğer çekirdeği aile ise, ailenin çekirdeğinde de kadın duruyorsa, kadının çok büyük bir rolü var bu ahlaki dönüşümde. Bir hanım eğer bu dini eğitimden istifade ediyorsa bunun yararlarını ailesinde çok fazla görüyor. Bir kere manevi durumlarının çocuklarının dini eğitimde ne kadar kilit bir rol oynadığının farkında oluyor. Eğer bu bir hanım bu eğitimlerle mücehhez olduysa. Çocuklarının düzeylerine göre dini beklentilerini karşılayabilecek durumda oluyor. Evinde bu dini atmosferi oluşturabiliyor. Ya da evlatlarının Kur'an eğitimiyle ilgili onlara yol gösterebiliyor, onlara destek olabiliyor. Bu eğitimden geçen hanımlar, bilhassa genç evlatları varsa, onların iman noktasında temel sorularına cevap verebilecek yetkinlikte oluyorlar. Ahlaki dönüşümde bu anlamda çok fazla katkılar oluyor. Bir de evde oluşturulan manevi havayı teneffüs eden bu çocukların hem dini anlamda hem ahlaki sosyal gelişimde de çok fazla faydası olduğunu düşünüyoruz biz. Bir de günümüz hayat temposunda bu
vakti oluşturmak da çok zor. Bu atmosferi oluşturmak da çok zor. Bu genelde de hanımın, kadının üzerine kalan bir sorumluluk haline geliyor. Bu problemle başa çıkabilmesi için de bu dini eğitimin çok fazla faydası olduğunu düşünüyoruz biz açıkçası. Burada da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ihtiyaç odaklı Kur'an kursları, hanımlara yönelik Kur'an kurslarının çok faydası olduğunu düşünüyoruz. Doğru, inşallah. Yani evet, buna takdire şayan birçok faaliyet var aslında. Benim şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela diyelim ki bir sanayide çalışan genç veya bir usta oradaki işini düzgün yapması noktasında bazı insanlar bunu hani insanlığı gereği, dürüstlüğü gereği işini düzgün yapıyor. Bir takım insanlar da ben burada müşterinin işini eksik yaparsam burada ahlaken de dinen bir sorumluluğum olur ve bir hak söz konusu olur. Bir gün bana bunu sorarlar. Yani Allah-u Teala bunu bana sorar bakışıyla işini düzgün yapıyor. Burada yani sanıyorum din eğitimi sadece bir ilahiyat alanı gibi bir alanda değil de yani her alanda, bugün bir doktor bile mesela gidiyorsunuz doktora, bazen mahkeme duvarı gibi oluyor. Yani bu nadir de olsa çok sert, böyle konuşamıyorsunuz, derdinizi anlatamıyorsunuz. Veya gidiyorsunuz başka bir meslek mensubuna, işte öğretmenle diyelim ki siz iyi bir temas kuramıyorsunuz ve size karşı biraz kilitleniyor falan gibi. Bu her sektörü örnek verilebilir. Bunlar azınlıkta da olsa bu tür insanlarımız olabiliyor. Bu ahlak eğitimini alan bir insanın kendisini Allah'ta gözettiğini düşündüğünde böyle bir davranış içerisine giremeyeceğini düşünüyorum ben. Şimdi az önce siz aile içerisinde bu eğitim alan kişinin ailesine bunu yansıttığını, aile içerisinde çocuk yetiştirmesinde, eşiyle arasındaki ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinde, her tarafta bu eğitimin bir tezahürünün olduğunu söylediniz. Bu dolayısıyla meslekler içerisinde de böyle bir yansıması olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz aynı kanaat taşıyor musunuz? Biraz önce o yüzden dedim aslında. Eğitimin gayesiyle din eğitiminin gayesi bu konuda çok paralel gidiyor. Eğitim de aşama aşama kemale ermiş insanı istiyor. Hem insan ilişkilerinde, hem sosyal ilişkilerinde, hem ekonomik beklentilerinde, hem de vatandaşlık bilincinde tam manasıyla üzerine düşeni yapan insanı hedefliyor. Aslında din eğitiminde de aynı şey. Üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren, hem dünya için hem diğer alem için üzerine düşeni layıkıyla yerine getiren insanı amaçladığı için bu anlamda din eğitimiyle eğitimin genel olarak gayesi çok örtüşüyor ve birbirini tamamlıyor aslında. Evet. Doğru. Buraya da geçmek istiyorum. Zamanımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Değerli hocam, şimdi siz Diyanet'te görevlisiniz. Diyanet'te son dönemlerde bir atılım görüyoruz birçok alanda. Az önce bir tanesini söylediniz. Gençlik merkeziyle alakalı, gençlerle ilgili bir çalışmaları var ama onu isterseniz biraz programımızın sonuna doğru bırakalım. Sizin şu anda görev yaptığınız 4-6 yaş grubu çocuklar için Diyanet'in yapmak istediği nedir? Ne yapıyor? Şu anda hani il müftümüz de bu konu üzerine biraz durdu ama siz bizzat işin başında uygulayıcı olmanız hasebiyle biraz bu konuya değinelim. Burada da ne amaçlanıyor? Diyanet ne yapmak istiyor ve yapabiliyor mu bunu? Aslında hocam, Kur'an ve sünnet başta olmak üzere biz 14 asırlık İslam medeniyetinde görüyoruz ki çocukların eğitimine her zaman önem verilmiş. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'de de, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de görüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize Lokman suresinde yavrucuğum diye başlayan ayetlerde de çocuğun zihinsel gelişim aşamalarında hem karakterinin oluşmasında hem de hayat felsefesinin olgunlaşmasında eğitimin ne kadar önemli olduğunu bu öğütlerle beraber söylüyor. Yine Peygamber Efendimiz'in çocuk 7 yaşına gelmeden önce ona namazı öğretin hadisi de çocuğun din eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Bir de dünyada yaşanan değişimler artık değerler eğitimini bir şekilde ihtiyaç haline getirdi. Bu konuda insanları araştırmaya ve çözüm bulmaya yöneltti. Yani insanların dini ve milli değerlerinden uzaklaştığı, anlam ve amaç boşluğuna düştüğü bir dönemdeyiz. Böyle bir zamanda da Diyanet'in dini, yani topluma rehberlik etmesi gerekiyordu. Tam da bu zamanda, bundan yaklaşık herhalde 7-8 yıl önce, yanlış bilmiyorsam, ya da daha da evvelinde olabilir, çocukların dini eğitimiyle ilgili yaş sınırı kalkınca Diyanet 4-6 yaş çocuklarına yönelik bu ihtiyaca binaen bu sınıfları oluşturdu. Biz eğer din eğitiminde, çocukların şahsiyet eğitiminde dinin bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsak, onlara
ahlak ve inanç muhtevası olan bir eğitim hazırlamalıyız. Diyanet de bundan yola çıkarak böyle bir proje yaptı. Bu yaş dönemindeki çocuğun dini nitelikli ilgi ve merakını eğer biz geçiştirirsek ya da tamamen yok sayarsak, çocukların ileriki hayatlarında dinle ilgili hem olumsuz davranışları hem de olumsuz düşünceleri oluşabilir. Dolayısıyla çocukların ihtiyacı olan dini eğitimin de onların temel özelliklerine ve gelişim özelliklerine hitap edecek şekilde sistemli bir bütün şeklinde ilerlemesi lazım. 4-6 yaş Kur'an kursları bu anlamda çok alanında yetkin diyebiliriz. Çünkü ben de bu alanın içerisindeyim. 4 yıldır 4-6 yaş Kur'an kurslarında görev yapıyorum. Arkadaşlarım da benimle beraber, meslektaşlarım da benim gibi arkadaşlarım da hem bu alanda eğitim görmüş, hem staj görmüş, hem pedagojik formasyona sahip arkadaşlar. Kurslarımızın fiziksel şartları da Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarıyla benzer standarttalar. Çocuklara biz hem onların zihinsel, duygusal, dini, ahlaki gelişimlerine uygun ortam sağlıyoruz, hem de bu eğitimi verdiğimize inanıyoruz. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı da bize hizmet içi seminerlerle sürekli bir şekilde eğitim vermeye devam ediyor bu konuda. Evet, Allah muhafaza etsin. Şimdi yurt dışında bir süre kaldım. Orada Almanya'da özellikle Kindergarten diye zikredilen çocuk işte eğitim yuvaları diyelim, kreş veya diğer bir ifadeyle. Bunlar genellikle kiliseler, yani %90 kiliseler tarafından açılıyor. Onlar tarafından işletiliyor. Ve hatta onlarda bir gün kiliseye götürme şeyi de var. Yani çocukları uygulama ortamında gösteriyorlar onlara. Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında Diyanet burada evet çocukların bir önemli bir boşluğunu dolduruyor. Buraya da herkes zorunlu gitmek zorunda değil. İsteyen herhalde müracaat ediyor diye düşünüyorum. Siz burada nasıl bir müfredat uyguluyorsunuz? Yani çocukların sizin önünüze gelen bu çocuklar, siz onlarla ilgili ne, az önce yuvarlak bir şekilde anlattınız, değindiniz ama biraz da açalım istiyorum konuyu. Müfredatın içerisinde neler var? Biraz daha böyle açık bir şekilde ne söyleyebiliriz? Okul öncesi kurumları aslında genel olarak ailenin sunduğu sınırlı olanakları zenginleştiriyor diyebiliriz. 4-6 yaş Kur'an kursları da bu şekilde. Çünkü çocuklara gerekli fiziksel, zihinsel, sosyal gelişimleri açısından ortam sağlıyor. Geniş bir ortam sağlıyor. Mesela oyun alanları var mı orada? Tabii. Her kursun mutlaka açılması için belli standartları taşıyor olması lazım. Tıpkı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslar gibi. Bunun içine tüm fiziksel şartları koyabiliriz. Yangın dedektöründen işte ilk yardım kutusuna kadar ya da sınıfların metrekare ölçüsünden tavan yüksekliğine kadar belli standartları taşımadan zaten açılması mümkün değil. Bir de kurumların, yani genel olarak bu kurumların amacı eğer çocuklara duygusal becerilerini, motor becerilerini, dil, din, ahlak becerilerini geliştirmesi ise bunların tamamı 4-6 yaş müfredatının da muhteva ettiği şeyler. Anne babaların aslında akıllarında böyle soru işaretleri oluyor. Çünkü bir netlik yok din eğitimiyle alakalı. Anaokullarının müfredatlarına alışkınlar ama dini eğitim müfredatı dendiği zaman anne babaların kafasında çok somut bir şey oturmuyor. Onlara göre çocukların dini eğitim almasının göstergesi Kur'an-ı Kerim'den işte herhangi bir parçayı okuyabiliyor olması, bir iki sureyi ezbere biliyor olması. Ama aslında bizim amacımız pek bu değil. Bu noktada velilere bunu anlatmamız gerekiyor en baştan. Çünkü bizim çocuklardan beklediğimiz şey onların gelişim basamaklarına göre, artık gelişim düzeylerine göre önce dinlerini tanımaları ve sevmeleri. İlk hedefimiz bu. Bu yüzden de müfredatlarımız daha çok buna yönelik. 4-6 yaş müfredatı hem dini ve ahlaki eğitimine yönelik konuları içerirken bunlarla alakalı çocukların ilgisini çekecek etkinliklerle bunları veriyorsunuz. Etkinlikleri kapsadığını söyleyebilirim o zaman. Ahlaki eğitimde orada var yani. Ahlaki eğitimde var. Aslında biraz müfredattan bahsedeyim ben içeriğinden. Şimdi bize gelen çocuklar 18 saat eğitim görüyor. Ya da bunun daha üzeri 24 saat, 30 saat eğitim gören çocuklar da var. İhtiyaca binaen ek ders eklenebiliyor. Bu 18 saat eğitimin 6 saati Kur'an-ı Kerim harflerini, daha sonra da Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri üzerine. Bunun 12 saati dini bilgiler ve değerler eğitimi üzerine. Biz bu sürece genelde velileri de dahil ediyoruz. Veli katılım etkinlikleri de veliler de hep bu sürecin içindeler bir bakıma. Bu dini bilgiler dersinde de çocuklar aslında ahlaki erdemleri öğreniyorlar. Mesela doğruluk, dürüstlük, paylaşma, iyilik, adalet. Bunların her biri çocukların belli zaman aralıklarıyla öğrendikleri üniteler.
Hocam şey var mı? Rağbet oluyor mu bu kurslara? Yani vatandaş tarafından çocuklarını vermek isteyen veya ben kontenjan doldu artık çocuğumu vermek istiyorum yeriniz kalmadı falan böyle şeyler karşılaştınız mı? Çok yaşıyoruz hocam. Bunu şöyle biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarının açılmasından bir hafta sonra açılıyoruz. Ama bunun bir hafta öncesinde kayıt dönemimiz oluyor. Genelde kaydı açtığımız sabah ilk bir saat içinde bizim kaydımız dolar. Yalova geneli için söylüyorum Ha, bunu. öyle mi? Belki başka illerde birkaç günü buluyordur ama daha fazla sürdüğünü zannetmiyorum. Yani herhangi bir meslektaşımın günlerce kayıt beklediğini ya da kaydının dolmadığını düşünmüyorum. Mutlaka yedek listelerimiz, hatta bir iki tane yedek listelerimiz oluyor. Bunun dışında dönem arasında ara ara telefon açıp kontenjanınız var mı, yeni sınıf açılacak mı diye çok fazla hem bize soran oluyor hem de müftülüklerimize başvurular oluyor hocam. O zaman demek ki burada epey bir ihtiyaç söz konusu. İhtiyaç var, evet. Evet. Peki hocam bu konuda yani bu projede Diyanet'in başarılı olduğuna, öğrencilerdeki istenen başarı elde edildiğiyle ilgili kanaatiniz nedir? Ben başladığı ilk günden beri çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç ilde pilot olarak başlayan bir uygulamaydı 4-6 yaş sınıfları. Halkın o zamandan itibaren teveccühünü kazandığını da düşünüyorum. Çünkü 2014-2015 yıllarında bu sayılar 500'de ifade edilirken sınıf sayıları, biz 2018-2019'a geldiği zaman sınıf sayılarının 8.000'lere geldiğini görüyoruz ve şimdi çok çok daha fazladır çünkü artarak devam ediyor. Sürekli bir ihtiyaç, arz ve talep olduğu için. Gene öğrenci sayılarının biz 15 binlerden 2019'da 130 binlere, 130 binlere çıktığını görüyoruz. Bu da halkın hem takdir ettiğinin herhalde hem de talep ettiğinin göstergesidir, iftihar tablosudur bizim açımızdan. Bu projenin başarılı olduğunu kendi tecrübelerimden de ben aslında çok inanıyorum. Çünkü hem mezun ettiğimiz öğrencilerden hem bizle hiçbir zaman bağını koparmayan velilerden bize sürekli başka arkadaşlarını da bizlere yönelten, teşvik edenleri de gördüğümüz zaman ya da zaman zaman mezun ettiğimiz öğrencilerin ilkokul öğretmenlerinden de teşekkür gördüğümüz zaman biz projenin aslında çok başarılı olduğunu görüyoruz. Sayın hocam şöyle bir şey. Genelde öğrenciler okula giderken gitmek istemezler. Böyle sabahleyin kalkarken çok zorlanır. Ailesi işte onu zorla kaldırır, işte zorla getirir, götürür filan. Hatta böyle direnç gösteren öğrenciler de olur. Mesela veli bunu istiyor ama çocuklarda da hakikaten bu mesela dirençli mi geliyor yoksa geldiğinde severek mi geliyor? Hatta annesi aldığında bazen yok ben gitmek istemiyorum burada biraz daha kalan gibi tepkisi olan var mı? O konuda bir tecrübeniz var mı? Bu dediğiniz aslında çok sık yaşıyoruz. Bu son yüz yüze eğitimin sonlanmasından önce hatta şey yaşadık. Çıkış saati geldiğinde çocuklara diyoruz ki anneleriniz geldi artık gitmeniz gerekiyor. Çocuklardan birinin Allah'ım lütfen gelen benim annem olmasın dediğini duyduk. Yani çocuklar bazısı da annesine şey diyormuş. Anne ilkokulda da cami okulunda gidebilir miyim? Cami okulunun da birinci sınıfı var mı? Ya da bize çocuklar şey diyorlar. Öğretmenim müsaade eder misiniz? Biz burada yatabilir miyiz? Bir gece burada kalabilir miyiz? Dolayısıyla yani çocukların severek geldiğinden çok eminiz. Çünkü eminim o enerji çocuklara da geçiyor. Biz sevgiyle yaklaştığımız için ve severek yaptığımız için bilhassa 4-6 yaş sınıfları biraz daha fiziksel güç gerektiren, biraz daha insanı yoran, yani Evet. ihtiyaç odaklıdan, yetişkin eğitiminden geçtikten sonra çocuklara daha net anladığımız bir şey. Ama o çocuklardaki saf sevgiyi gördüğümüz zaman, o bağlılığı ve çıkarsız sevgiyi gördüğümüz zaman bunu çok net anlıyoruz. Yani çocuklar çok seviyorlar. Anne mesela anne baba bir sene bize göndermeyi bir sene normal anaokuluna göndermeyi düşünürken çocuğun ısrarıyla gittiği anaokuluna tekrar bize geldiğinde çok sık rastlıyoruz biz. Aslında yani zor bir iş yapıyorsunuz. Çünkü çocuk aile ortamında ilk defa eğitim ve böyle düzenli, disiplinli bir ortama gidiyor. Burada çocuklara hakim olmak, onları böyle sevgiyle kontrol altına alabilmek bence epey bir zor iş ama başarıyorsunuz maşallah. Allah kolaylıkları versin. Allah razı olsun. Hocam yine vaktimiz epey sonuna doğru geldik. Sürekli vakti hatırlatıyorum kusura bakmayın. Ha, estağfurullah hocam. Şimdi bir sorum daha var. Bu biraz belki daha genel kapsamlı olabilir. Şimdi eğitimcilerin eğitmenliği başarı açısından meslek olarak yapması veyahut da gönüllü olarak icra etmesi açısından başarıyı etkileme noktasında bunu soruyorum. Yani bir görevi bir insan görev olduğu için yapar. Bir de gönüllü olarak hem görevi de hem de gönüllü olarak bu işi yapar. Burada başarıyı hangisi daha çok tetikliyor? Hangisinde daha yani
İnsan mesleğini hangi kategoriye göre yapması lazım? Benimsenmeden de yapılabilecek işler mutlaka vardır. Ama ben eğitimin her kolu için benimsenmeden yapılabilecek bir iş olduğuna inanmıyorum. Gönüllülük olmadan eğitimi yapılabileceğine inanmıyorum. Bilhassa din eğitimi açısından, kendi alanımız açısından baktığım zaman da hocam, din eğitimi camiyle de kursla bizim sınırlandırabileceğimiz bir şey değil. Halk arasında peygamberlik mesleği de deniyor tabiri caizse. Evet. Bunu da eğer göz önünde bulundurursak çok büyük bir eğitim sorumluluğu. Halbuki bizim mesleki tanımlarımız çok belirli sınırlarla aslında belli ne yapmamız gerektiği. Ama bunun içine ferdi gayret girmeden olacağına ben inanmıyorum. Çünkü hangi yaş grubuyla biz eğitim yaparsak yapalım, onların hem ihyası hem inşası için mutlaka bizim de ekstra gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Konuda da hocam aslında şey örnek verebilirim ben. Eğer vaktimiz varsa. Var vaktimiz, yani o kadar sınırlı değil. Tamam. Gönüllülük esasıyla yapılması gerekiyor kısmında gençlik koordinatörü olduğum için ondan bahsedebilirim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençliğe değer projesi var. Her din görevlisinin gençlerle ilgilenmesiyle alakalı, onları hem camiyle, camiye gelmesini, camiyle tanışmasını, hem Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmasını, hem peygamberin ahlakını öğrenmesi için gönüllülük esasıyla devam eden bir proje bu. Şimdi pandemi sebebiyle biraz yüz yüze faaliyetler askıya alınmış olsa da sosyal medya aracılığıyla devam ettiriyoruz programlarımızı, ama normalde biz bu gençlerle bir araya geliyoruz ve görev saatimizin dışında yapıyoruz. Yani gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Herhangi bir zorlama yok. Dolayısıyla gençler de yine gönüllülük esasıyla bizlerle bir araya geliyorlar ve biz onlarla sosyal, kültürel, dini etkinlikler yapıyoruz. Bu erkeklerde daha çok spor faaliyetleriyle de birleşiyor. Hanımlar kolunda daha çok sanatsal faaliyetlerle de birleşiyor. Bunda da başarıyı yakalayabilmemiz için sanırım bizim kendimizden bir şeyler katmamız gerekiyor. Gayretimizin olması gerekiyor. Ya bu gönüllülük dediğimizde tabii ekstra bir yük biniyor insanın üzerine. Hani resmi görevini yapacaksın, artı onun üzerine bir de gönüllü olarak belli bir zaman ayırman gerekiyor. Belki işini eve de götürmen gerekiyor. Evde bir takım hazırlıklar yapman gerekiyor yarın için veya yapacağın bir programla alakalı. Ciddi bir efor gerektirmiyor mu aslında? Aslında gerektiriyor ama sanırım hiç kimse buna, en azından Diyanet personeli için söylerim, iş gibi ya da angarya gibi, yük gibi bakmıyor. Bu bizim o gençlerle irtibatımızı sağlayacak bir şey ama aynı zamanda onları dediğim gibi camiyle buluşturacak bir şey. Belki Kur'an-ı Kerim'le biraz daha hemhal olmalarına yardımcı olacak bir şey. O yüzden hafta sonları genelde bu faaliyetleri yapabiliyoruz. Öğrencilerin okul saatinin dışında olması için. Evet, görev saatimizin çok dışında oluyor ama biz mesela çiftlik olarak bu faaliyetleri yüz yüze devam ettirdiğimiz zaman her öğretici arkadaş tabii ki seve seve yaparız. Hangi alanda işte eğitimimiz varsa biz de bir şeyler öğretmek isteriz diye her seferinde biz bu şeyle karşılaştık, fedakarlıkla karşılaştık. Şöyle bir şey olur mu? Biraz bunu açma adına soruyorum bunu. Yani orada gençlikle yaptığınız programlarda böyle daha ziyade bir vaaz eder gibi veya bir konferans sunar gibi, onlar dinleyici, işte hocaları anlatıcı tarzında bir süreç mi bu? Yoksa diyalektik şeklinde veya karşılıklı hani bedensel de bir takım etkinlikleri içeren faaliyetler mi yapıyorsunuz? Aslında hepsi var hocam. Yani biz öğrencilerle, gençlerle kaliteli vakit geçirmek istiyoruz ve bunu faydalı hale getirmek istiyoruz ama her açıdan bir şeyler sunmak istiyoruz. Bu maksatla mesela Çiftlikköy Gençlik Koordinatörlüğü olarak söyleyebilirim. Çiftlikköy Müftülüğü'nde biz gençlik merkezimizde öğrencilerimize mesela bir gün bendir dersi verdik. Bendir nasıl çalınır, nasıl vurulur ya da başka bir gün şeyden bahsettik öğrencilere, işte sulu boya resim tekniklerinden bahsettik. Sonra düzenli olarak kaligrafi dersleri koymaya başladık öğrencilerimize ve fark ettik ki ortamı seven öğrenciler başka arkadaşlarını da, kendi okullarından başka arkadaşlarını da yanlarında getirmeye başladılar. Bu derslerin akabinde de biz küçük küçük vaazlar, küçük küçük sunumlar yaptık. Ki bunlarda da onların fikirlerini aldık. Sizler neler istersiniz? Nelerden bahsetmemizi istersiniz? Aklınızda dinle alakalı sorular varsa siz bunları bize söyleyin. Biz bunlarla ilgili de sizinle konuşalım diye. Bunun akabinde de küçük ikramlar koyduk. Hı hı. Böyle bir düzen geliştirdik. Aslında sosyal sorumluluk projeleri,
yapmak istediğimiz birkaç etkinlik var ama bunların hepsi tekrar yüz yüze eğitime döndüğümüz zaman mümkün olacak herhalde. Şimdi bir akşamki konumuz gençlik tatlı. İki akşamki konumuz. Birisinde gençleri temsil eden bir arkadaşımızı çağırdık. Ona gençlerin dünyaya nasıl baktıklarını, neler beklediklerini, yetişkinlerin onlara karşı tavırlarıyla ilgili sevmedikleri yönleri gibi konuları sorduk. Daha sonraki bir misafirimize de İslami açıdan gençlikten ne bekliyoruz, işte ne yapılması gerekiyor, o konular üzerinde durduk. Şimdi burada herkesin, yani dünya üzerinde bütün herkesin, terör örgütleri dahil olmak üzere, bağımlılıkla alakalı uyuşturucu satıcılar da olmak üzere herkesin gözü gençlikte. Yani gençlik çünkü büyük bir enerji. Herkes o enerjiyi kendi lehine kullanmak istiyor. Şimdi burada günümüzde gençlerin en büyük sorunu, sanki ben şöyle bir şey gördüm. İletişim sorunları oluyor. Yani gençliğin dünyaya bakışı, beklentileri farklı olduğu için yetişkinler de onların o dünyaya bakışını tam anlayamadığında iletişim kuramıyorlar. Dolayısıyla gençlik yetişkinlerden kaçıyor. Siz mesela böyle bir şey yaşıyor musunuz veya bunu nasıl çözüyorsunuz yaşıyorsanız? İletişim noktasında bir iletişim sorunu oluyor mu? Ve her sizin seçtiğiniz konu gençler tarafından cazip görülüyor mu? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Biz konularımızı seçerken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerli eğitimi kitaplarından, onların içeriklerinden seçmeye çalışıyoruz ama onların ilgisini çekecek şekilde sunmaya çalışıyoruz ya da onların sorularını da konuların arasında cevaplıyoruz. Bir de onların beklentilerine ve onların isteklerine de cevap vermeye çalışıyoruz. Sizler bizlerden hangi dersleri, hangi aktiviteleri istersiniz diye onlarla da hep bir istişare içerisinde olduğumuz için açıkçası bu problemleri çok fazla yaşamıyoruz. Bir de bize gelenler zaten belli sempati besleyenler. Ama onun dışında biz onlardan bize daha mesafeli olan ya da bizi hiç tanımayan arkadaşlarını da rica edip çağırmalarını istiyoruz. Çünkü ön yargıları kırmanın yolu bu. Aynı şekilde ben 4-6 yaş Kur'an kurslarını bilmeyen velilere de aynı şeyi öneriyorum. 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret etsinler, ortama baksınlar, bizlerle konuşsunlar, çocukları gözlemlesinler. Çünkü ön yargıları kırmanın başka bir yolu yok. Ancak gidip tanıdığımız zaman öğrenebiliriz. Tanıdığımız zaman düşmanı olmayız o bilginin. Doğru. Burada aklıma şöyle bir soru daha geldi. Şimdi mesela sizin bahsettiğiniz yabancı olan bir genç, bir arkadaşının etkisiyle gelip de onun düşüncelerini hiç aldınız mı? Yani ne düşündü o konuda? Nasıl diyelim? Yani tamamen cami ortamına veya sizin eğitim ortamınıza yabancı. Ama bir arkadaşın ricasıyla geldi, ortama girdi ve çıkarken nasıl bir tepkiyle çıktı? Böyle bir şey oldu mu? Hiç yaşadınız mı? Hocam ben hiç böyle bilmiyordum burayı diyene rastladık. Çünkü baktığı zaman bizden sanırım şey bekliyorduk. Rahle başında hepimizin oturup sadece Kur'an tilavetiyle meşgul olmamızı, sadece dini ilimlerden bahsetmemizi. Ama biz aynı ortamda mesela işte bir arkadaşımız, kaligrafi eğitim veren arkadaşımız Hint sinemasından örnekler verdi. Bir başkası dinlediği enstrümantal müziklerden örnekler verdi. Dolayısıyla o gencin kafasındaki bu insanlar tek yönlü insanlar, işte sadece bir şeyle meşguller ve dünyanın geri kalan tüm güzelliklerine kapalılar. Daha yani tabirle yobaz gibi düşündüğü şey kırıldı, ön yargısı kırıldı. Hı hı. O açıdan da mesela camilerimizde bizim pimpon masaları oluyor seyyar. Ya da işte hanım öğrencilerimize yönelik el işi faaliyetlerimiz oluyor. Güzel sanatların herhangi bir dalına ilgi duyuyorlarsa biz onlara da yönlendirebiliyoruz. İşte hat, tesip gibi, ebru gibi. Bunlarla ilgili biz tekne de açıyoruz gerekirse gençlik merkezimizde. Dolayısıyla o anlamda ön yargıları kırılıyor ve bunu yaşadık. Ben burayı böyle bilmiyordum. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Onların da gelmesini söyleyeceğim diyen öğrencileri de gördük. Evet. Demek ki hakikaten ön yargı her tarafta önümüzde büyük bir duvar. Onu kırmak için de iletişim gerekiyor demek ki. Allah muvaffak etsin her iki konuda. 4-6'da hem gençlik koordinatörlüğü noktasında sizin sorumluluğunuz bayağı ağır gibi gözüküyor. Allah altından kalkabilmeyi nasip eylesin. Şimdimize inşallah hocam. Öyle mi? Tamam. Şimdi hocam şey de var. Böyle zamanımızın sürekli dile getiriyordum. Biraz biraz zamanımızı değerlendirelim noktasında şey olsun. İzleyicilerimizden de sanıyorum dinleyenlerimiz hoşuna gitti konumuz.
gençlikle alakalı mesela şöyle bir şey olacak mı ileriye doğru? Pandemi şu anda var ama yani ileriye doğru bunu sadece cami ortamında, kurs ortamında değil de cami dışında işte diyelim ki bir piknik, bir gezi veya bir sportif faaliyet yani gençlerle böyle müşterek. Hatta şimdi şu da var, ben mesleki hayatımda hatırlıyorum, şimdi camiye hiç hayatımda gelmeyen birisiyle kahvede tanıştık. Dedim ki ya niye gelmiyorsunuz dedi, bak emekli de olmuşsunuz. Dedi ki o zaman ben dedi camiye gelemem, sen dedi meyhaneye gidebilir misin? Dedim ya ne alakası var? Dedi ki alakası şöyle var, sen dedi meyhaneye gittiğinde nasıl bütün insanlar sana bakar, aa hocanın burada ne işi var diye düşünürse, ben de şimdi camiye gelsem oradakilerin hepsi bana öyle bakar. Onun için ben o duvarı aşıp gelemiyorum dedi filan. Ya dedim ki hiç öyle düşünme. Bak geliyorsun hiçbir şey bilmesen de insana ne yapıyorsa yaparsın. Süre içerisinde işin öyle olmadığını göreceksin filan. Dedi ki yok ben bunu dedi, aşamam. Zaten Ankara'da oturuyordu, misafir birisiydi. Daha sonra böyle sık sık görüşemedik ama sonrasında ne oldu bilmiyorum. Dolayısıyla hakikaten o ön yargı, hani bazen onun dediği de oluyor yani camiye yabancı birisi geldiğinde cemaatin böyle dönüp de bu nereden geldi, nasıl oldu filan bakanlar da olabiliyor. Şimdi bunu şunun için söyledim. Yani sizin ortamınız neticede Diyanet'in gençlik merkezi. İsmi Diyanet'le örtüşüyor. Burada insanın kafasında tabii ki Diyanet olduğuna göre orada işte sürekli vaaz yapılır, Kur'an okutulur, işte ezber yaptırılır. Bunlar da bana ağır gelen şeyler. Ben oraya gidip faydalanacağım bir şey yok. Ama bunu dışarıda mesela bir gezi ortamında belki insanlar ilk defa orada sizinle ve o çevreyle, arkadaş çevresiyle tanıştığında biraz daha bir o şeyi kırma noktasında etkisi olabilir belki. İleriye doğru bu tür şeyler de var mı programın içerisinde? Var hocam. Hatta il müftülüğündeki toplantıda gezi için araçların bile ayarlandığını, istenilen sayıya göre bu araçların sayısının da arttırılabileceği, gezi güzergahları önerileri, işte kamp yapılabileceği ya da piknikler düzenlenebileceği söylendi. İleriye dönük çok fazla faaliyet var. Bizden Ocak ayında bununla ilgili proje örnekleri istendi. Neler yapabilirsiniz diye. Ve her gençlik koordinatöründen de çok güzel fikirler çıktı. Mesela ben unutulmaya tutmuş değerlerle ilgili bir proje yapmak istedim. Şu an çok kullanımda olmayan ama aslında kullandığımız çok güzel kelimeler var. Bunların her biriyle ilgili her hafta bir etkinlik yapabileceğimizi düşündüm. Yine gençlik merkezimizde ama mesela bunu bir hafta üzerine konuşuruz. Bir başka hafta ham bez ketenle ham ketenden bir çanta üzerine boyayarak yapabiliriz. Başka bir hafta bir tablo üzerine. Belki fikirler geliştirilerek çok daha farklı bir sanat etkinliğiyle birleştirerek hem bu kavramları, bu değerleri, bu erdemleri biz öğrencilerimize aktarmış oluruz. Onların da hem içselleştirmesine hem de günlük hayatta kullanmasına vesile oluruz. Hem de güzel bir etkinlik olur diye. Yani sadece dini anlamda faaliyet değil, biz değerler eğitimi, sosyal faaliyetler ya da sportif faaliyetler bunlar var. Ya da şey diye düşündük. Birçok yerde örneği de oldu. Biz 4-6 yaş çocuklarıyla küçük sokak hayvanları için mama kapları ve mamalar da yaptık. Ama bunu şey diye düşündük. Gençlik koordinatörlüğünde kendimiz bir kedi evi yaparız ya da bir barınak küçük bir şey yaparız. Bunu ilçenin belli yerlerine koyarız. Ya da yine insanların ilgisini çekecektir. Belki onlar da bizimle beraber hareket edecektir diye sahilde bir mıntıka temizliği gibi bir şey yaparız. Çevreyi temiz tutmakla alakalı bir mesaj veririz diye düşündük. Böyle çeşitli faaliyetler var. Yani Diyanet'in gençlik merkezi denildiğinde sadece içeride dini bilgilerin dikte edildiği işte vaaz formatında sıkıcı 40 dakikalık sadece bilgi aktarımının olduğu didaktik bir faaliyet olarak algılanmaması lazım. Çok geniş bir yelpazesi var, çok renkli bir yelpazesi var ve birçok faaliyeti içinde barındırıyor aslında. Aslında şöyle yani gençlik okul hayatı veya işte bu özel kendi nasıl diyelim örgün eğitim içerisinde görevleri dışında kalan zamanlarını erkekler genelde sokaklarda işte geçirdiği için kötü alışkanlıklara bulaşıyor. Kızlar artık bugün sokaklarda erkekler gibi dolaşabiliyor genellikle. Dolayısıyla orada olumsuz davranışlarla karşılaşabiliyor. Bu vesileyle aslında sizin onları meşgul edebilecek bu tür hoşlarına gidecek etkinlikler gerçekten gençliğinde cazibesi olduğunu düşünüyorum. Ama burada şöyle bir şey daha var. Günümüzdeki sorunlardan bir tanesi. Geçen gün gençlikle ilgili yaptığımız sohbetlerde ne ortaya çıktı?
Teknolojinin aşırı derecede kullanılması, hatta bu aile içerisinde de bazen akşam son eve gittiğimizde ailemin bütün fertleri işte ellerinde telefon veya bilgisayar başında veya televizyon başında, herkes fert olarak aynı ortam paylaşmasına rağmen fert olarak yaşadığı noktasında bir şey var. Bir bağımlılık sorunu var. Bunu gençlik üzerinde siz görüyor musunuz? Onunla ilgili bir çözüm düşünülebiliyor mu veya ne olabilir? Bu konuda da birkaç cümle söyleyebilir misiniz bize? Pandemi nedeniyle aslında bizim faaliyetlerimiz de daha çok yüz yüze eğitimden sosyal ortama geçtikten sonra biz de bunun sıkıntısını yaşamaya başladık. Çünkü gençlere bir şeyin zararlı olduğunu söylediğimiz zaman aynı zamanda onlara bir alternatifini de sunmamız gerekiyor. Alternatif sunma noktasında eksik kaldığımızı fark ettik. Çünkü sunabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Ama zararlı neşriyat dediğimiz şeyler çok geniş bir yelpazede var. Caydırabilmek için önlerine uygun alternatifler koymamız gerekiyor. Biz bu açıdan yapabileceğimiz şey daha çok onların daha kaliteli vakit geçirebilmelerine yönelik çizelgeler oluşturmak, etkinlik önerilerinde bulunmak şeklinde oluyor. Çünkü dediğiniz gibi fiziken aynı ortamı paylaşsalar da herkes kendi telefon içinde çok başka alemlerde, başka dünyalarda. O yüzden iletişimi koparmamak için biz öğrencilerle sürekli böyle bir bağ kuruyoruz. Hı hı. Ama daha çok dediğim gibi vakitlerini nasıl değerlendirebileceklerine yönelik kitap önerisi şeklinde gidiyor. Ya da daha önceden izleyip doğru mesaj verdiğine inandığımız filmleri önermekle ilgili oluyor. Ama sanırım bu konuda biraz İslami kaynak açısından eksiyiz. Çok fazla üretilmemiş. Ya da karşı taraf bizim zararlı gördüğümüz yayınlar çok fazla üretilmiş. Ve çok fazla onların cazip gelecek şekilde sunulmuş. Evet. Kitap deyince o zaman aklıma şey de geldi, yani kitap okuma alışkanlığını gençlerde nasıl görüyorsunuz? O konuda bir çalışmanız var mı? Yani mesela kitap okuma saati gibi veya kitap veriyoruz diyorsunuz ama verilen kitaplarla ilgili gençlerimiz kitaba bir rağbetleri falan oluyor mu? Ne gözlemlediniz bu konuda siz? Her yaş grubunun aslında beğenisine hitap eden kitaplar var. O açıdan da çok dini kaynaklı olmasına bakmıyoruz. Önce o alışkanlığı kazanması için biz onlara roman da öneriyoruz. Çünkü romandan da kazanabilecekleri, çok fazla öğrenebilecekleri şeyler var. Dini temaları içermesi tabii ki tercihimiz olur. Ama bu alışkanlığı kazanacaksa onun ilgisini çeken şeylerle başlaması bizim için daha önemli. Bu şey gibi, bizim küçük çocuklarda namazı sevdirmek ve namazı alıştırmak için önce günün sadece bir vakit namazını kılmayı alışkanlık haline getirmesi gibi. Bir vakit namazı alışkanlık haline getirirse sonra üzerine diğer bir vakti eklemesini istiyoruz veliden. Bu şekilde alışkanlık kazanmasını istiyoruz. Kitap okuma konusunda da biz öğrenciyi direkt olarak yönlendirmektense ilgi alanını öğrenip o ilgi alanına uygun bizlerin daha önceden okuduğu ve bu amaca hizmet ediyor, evet faydalı ya da bundan bir şeyler öğrenebilir dediğimiz şeyleri öneriyoruz. Ama her zaman direkt dini kaynaklı olmuyor. Bunlarla ilgili talep olduğu zaman da biz yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ya da Diyanet Vakfı'nın ya da bununla ilgili güzel kaynakları öğrencilerimize öneriyoruz. Hocam şimdi bu anlattıklarınızdan siz gerçekten yani 24 saat çalışsanız bu işin üstesinden gelinmez. Çünkü öğrencinin, gencin her birini tanımanız gerekiyor. Ona özel ilgi göstermek gerekiyor. Yani bu gönüllülük işi gerçekten büyük fedakarlık isteyen bir şey ama tabii onda büyük bir hazzı olduğunu ben biliyorum. Çünkü ben de gönüllülük esasıyla çalıştığım yerler var. Yani o insanı yormuyor ama baktığınızda da gerçekten hem sorumluluk açısından hem de yani efor açısından büyük bir efor gerektiriyor burada başarıyı sağlamak için. Gençlik de bizim geleceğimiz olduğu için hani bu noktada herkesin bir iş bölümü yaparak, bu gönüllülükte bir iş bölümü yaparak belli sorumluluklar alırsa bu işin kolaylaşacağı noktasında bir kanaatim var. Ama şu da bir gerçek. Yani siz eğer sizdeki bu donanım olmazsa siz de başarılı olamazsınız diye düşünüyorum. Yani oradaki eğiticilerin de yani sizin, ben şimdi dinliyorum sizi burada sohbet süresince bayağı gerçekten ben de sizden yararlandım. Allah razı olsun. Bu noktada yani yetiştirici olan, eğitici olan kişi de sürekli kendisini Diyanet noktada birçok seminere veriyor, bahsettiniz zaten. O da kendisini yenilemesi gerekiyor. Şimdi ben mesela 30 sene önceki düşüncelerim, fikirlerim doğru olsa da bugün onları arz etme noktasında değişik metotları kullanmadığım zaman o bilgilerin benim çok fazla bir işe yaramıyor. Dolayısıyla yeni teknikleri benim bilmem gerekiyor. Bu
senkronizasyonu ve Diyanet sağlaması açısından güzel bir görev icra ettiğini düşünüyorum. Tekrar bize dua düşüyor. Allah muvaffak etsin, başarılı olsun. Allah razı olsun. Gençlik bizim her şeyimiz. Programımızı da burada kapatma aşamasına geldik. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlar varsa onları alalım. Programımızı yavaş yavaş kapatalım Sayın Hocam. Ben yine hocam mesajımı 4-6 yaş Kur'an kursları üzerinden ve gençlik üzerinden vereyim. Bizleri tanımayanlar ya da belirli ön yargıları, ön kabulleri olan izleyicileriniz varsa eğer bizleri gelip tanımalarını isterim. Hem yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman kurs ortamında ya da bizimle tanışarak ortamımızı tanısınlar. Gençlik merkezimize gelsin gençlerimiz. Ortaokul gençliği, lise gençliği, üniversite gençliği çiftlik köyde yok ama onları da bekleriz eğer yolları düşerse. Şu an devam eden, kayıtları devam eden bir yarışmamız var. Peygamber Efendimiz'in hayatına dair, onu tanımakla alakalı. Yarışma noktada Diyanet.gov.tr'ye girip gençlerimiz başvuru yapabilirler. Başvuruda Yalova'yı seçerlerse şayet Yalova Müftülüğü'nün de dereceye giren öğrencilere hediyeleri var. Bu ulusal bir yarışma. Evet, yurt çapında bir yarışma. Ama il olarak da seçebiliyorlar. Evet, il olarak Yalova'yı seçerlerse ekstra Yalova Müftülüğü'nün de onlara hediyeleri olacak. O yarışmanın da başvuruları 19 Mayıs'ta sona erecek. Az kalmış. Az kalmış. Ona da başvurabilirler. Bunu da söylemiş olalım. Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İleriye doğru böyle programlarımız olsa belki sizden yine yararlanmak isteriz. Ben teşekkür ederim hocam. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. Sağ olun. Çok kıymetli izleyicilerimiz. Bu akşam kadının eğitimdeki rolü üzerinde durduk. Nur Kübra hocamız bizi bu konuda tecrübeleriyle, yaptığı çalışmaları bilgilendirmeye gayret gösterdi. Ben şahsen çok yararlandım. Ayrıca çocuk eğitimi 4-6 yaş grubundaki çocukların Diyanet bünyesindeki eğitim ortamları ve eğitimin içeriği noktasında yine açıklamalarda bulundu. Gençlik merkezleri, Diyanet'in gençlik merkezleri de son zamanda bayağı revaçta olduklarını biliyoruz. Oralarda da gençlerimizin daha kaliteli zaman geçirmesiyle alakalı birçok çalışma yapılıyor. Ve gittikçe bunların ortamları ve çalışmaları da kaliteleri artıyor. Bu tabi arz talep meselesidir. Ne kadar biz talepte bulunursak karşı taraf yani Diyanet boyutu da bize o kadar fazla hizmet sunacaktır. Onun için gençlerimizin bu ortamları tanımaları açısından en azından merak edip gidip ortamları görmesi açısından yararlı olacak kanaatini ben de taşıyorum. Bir saate yakın bir zaman sizinle beraberiz. Bizi sizinle buluşturan yayın ekibimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz kıymetli izleyicilerimize de aynı zamanda teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Geceniz mübarek olsun. Yarın akşam bir başka konuda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.